Abla şu tepsi de Ayağına bir poşet kırpılıyorum abi. Bak küçürek dedin tamam mı? Defno. Bak küçürek dedin tamam mı? Almadın mı çöreğini? Koş annen yana koş çöreğimi alıyor koş. Arayın. Kaçıversin ha. Bizim tepsi ne? Baba bilmem ben gitmedim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, bizleri Ramazan'a eriştirdin, bizleri teravihe eriştirdin, bizleri oruca eriştirdin, bizleri bayrama eriştirdin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selamlar olsun. Ya Rabbel Alemin, bizleri nice Ramazanlara eriştir, bizleri nice bayramlara eriştir. Benden de selam söyle. تق الغول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان Şimdi bu çörek bayramı adetimiz Arife gün ikindi namazını kılmakla başlıyor bizim. Sırf bu ortamı bu enerjiyi yakalamak için İstanbul'dan Ankara'dan sırf bu ortamı görmek için buraya geliyoruz. Köyümüzde kışın 50 hane civarında kalıyor ama bayram gün kişi adeti 300, 400, 500'e kadar çıkabiliyor. Ve bu çörek burada toplanıyor, herkesten geliyor. Paylaşılıyor, duası yapılıyor tekrar evlere dağılıyor. Bu akşam bu çörekle iftar yapıyoruz. Duası yapıldıktan sonra herkese eşit şekilde karışık olarak ikram ediliyor, dağılıyor. Ve akşam bu çöreklerle iftar yapıyoruz. Ve bu geleneğimizde yüzyıllardır, bunun geleneğini bilen yok, yüzyıllardır devam ediyor. Sırf bu ortamı yaşamak için İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan bu kalabalık geliyor buraya. Bu ortamı yaşatıyoruz çünkü bizim başka gidecek köyümüz yok. Biz köyümüzü seviyoruz. Çörek bayramının geleneği biz doğduğumuz günden bugüne kadar devam ediyor. Daha geçmişten de devam ettiğini söyleyen büyüklerimiz var. Ama tam tarihini bilen yok. Çünkü köyümüzün tarihini bilen. Doğuştan beri var. Var kurulduğundan beri var. Tarihi belli değil ama gelenek Türkmenlerden kalan bir gelenek. Orta Asya'dan geliyor.
ta ortasında bu gariban insanlar evlerine gidip yapamadıkları için burada toplanıyorlar, dağlar çörekler evlerine götürüyorlar. Daha önce de maden işletmesi varmış yukarıda. O madende çalışanlar evlerine giderken götürsünler diye yapmışlar zamanında. O da bize devam, bizden başka bir yerde kalmadı ama herkes sahipti, devam ettiriyor sadece. Bayramın tarihini bilen yok, geleneksel çörek bayramı bu. Ben bilmiyorum yani ne zaman söyledim. Söz okulundan beri devam ediyor. Büyüklere de soruyoruz. Büyükler de bilmiyor yani. Çok eski. Yani tarihini bilen yok daha doğrusu.